Merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. İyi akşamlar. Merhaba Türkan, merhaba. Nasılsınız? İyi akşamlar, iyi akşamlar. <laughs> İnşallah güzel bir sohbet olur. <laughs> İyi akşamlar. Bu akşam FSH hormonundan konuşacağız. FSH hormonunun yüksekliği, düşüklüğü, FSH hormonu ne yapar? FSH hormonu yüksekken hamile kalan arkadaşlarımız var. Bunları da size okuyacağım bugün Çok teşekkürler sağ olun Hayırlı yayınlar ne kadar güzel <laughs> teşekkürler FSH hormonu benim de en büyük sorunlarından bir tanesiydi arkadaşlar ee, En son biraz kendimden bahsedeyim kendi FSH hikayemden bahsedeyim sonra FSH hormonunu şey yapacağım ama daha önce hep hormonları anlatırken hamile kalanlara anlatmaya zaman kalmıyordu. Şimdi teşekkürler Sedacığım. Size ilk önce bugün bir değişiklik yapacağım. Hikayelerden başlayacağım. Moralimizi ilk önce düzeltelim. Ondan sonra FSH ile ilgili bilgileri alalım olur mu arkadaşlar benim yaşım aşım e, yaklaşık 38 yaşlarında falan e, e, ölçüldüğünde 22 çıkmıştı e, 22 olduğu zaman da e, artık yumurta rezerviniz yok e, artık kalmadı dediler bana tabii ki çok büyük bir şoktu benim için çok üzülmüştüm. FSH eğer yüksek çıkarsa yumurtanız kalmamış demektir ve biz yumurta göremiyoruz dediler. Çok üzücü bir durumdu benim için ve tedaviyi bırakmak zorunda kaldım ben uzun bir süre. Fakat tabii ki içimden tedaviyi bırakmayı hiçbir zaman düşünmedim, istemedim de bunu. Ama e, siz tedavi olmaya çok hazırsınız e, ama doktor diyor ki seni tedavi edemem. Bu çok rahatsız edici ve e, e, irit edici bir durum. E, revize oluyorsunuz yani siz devam etmek istiyorsunuz ama karşınızdaki doktor hayır seni tedavi edemem. Çünkü senin FSH'ın yüksek yumurtan yok diyor ve e, başka seçenekler sana sunuyor çok üzülmüştüm eve geldim işte ben dedim eşim de dedi bu işi bitirelim artık hayır içimden hayır diyor bir şey ve ben yapacak bir şey bulamadım tabii o anda ama çok içimde çok büyük bir öfke üzüntü ve isyan vardı sonra dedim ki ben bunu Hikayemde de yazdım zaten Ben dedim bunu kendim halledeceğim Bir şekilde benim çocuğum olacak Ben bu fesyaşı falan kabul etmiyorum Ondan sonra araştırmalara girdim işte Araştırmalarda eski kitapları Bitkisel kitapları Araştırdım Ve bir takım şeyler işte menopozla ilgili erkek menopozu geciktirici bir takım bitkiler ondan sonra ona benzer şeyleri araştırdım ee, ve e, bildiğiniz gibi mısır çarşısına gittim ve <laughs> bir takım şeyler aldım şimdi inan o kadar çok şey aldım ki şu anda hepsini birden hatırlayamıyorum ama ben bunların hepsini çocuk çocukistiyorum.com'da bitkiler ve Bitki çayları, otlar kısmında hepsini yazdım. Yani bir formül vermedim, hiçbir zaman bir formül vermedim. Çünkü sanki bu bir şey bana iyi gelen, size iyi gelmeyebilirdi. Ama hangi bitkileri kullandığımı öğrenebilirseniz sizin için yararlı olabilir diye düşündüm. Bunların hepsi. Ee, ...bitkiler, mineraller, çaylar, vitaminler... ...hepsi çocuk istiyorum konuda benim bütün kullandıklarım... ...hepsi yazılı. Bu arada e, tabii ki... ...bir sene kadar... E, ...ben bir sürü e, vitamin kullandım. E, Manezyum kullandım, potasyum kullandım, E vitamini kullandım. Ondan sonra... E, bitki çayları yaptım kendime. Bunları da ağırlıklı olarak çok zarar vermeyen ama düzenli olarak kullandığım şeylerdi. Bira mayasını mesela kullandım. Bira mayasını ben şimdi yabancı çevirilere de araştırıyorum hormonlarla ilgili ve bilimsel şeyleri. Küçük bir çay kaşığı kadar her gün bir kaşık bira mayası mesela şey yapardım yutardım Ondan sonra e, bunun e, hormonları çok yararlı olduğunu ve dengeli olduğunu duymuştum e, onu e, düzenli olarak e, şey yaptım kullandım hap gibi e, hepsi tabi çok lezzetli değildi e, Ne yazık ki e, ama bunu bu şekilde kullandım sonra e, Tabii ki dalgalanmalar oluyordu iki üç ayda bir gidip e, ben e, ölçüm yapıyordum A, adetten sonra işte adetin ikinci günü gidip kan e, kan tahlilimi yaptırıyordum FSH e, FSH'ımı el aşımı, o e ekimi kontrol ettiriyordum e, bir, bir, müddet sonra e, 22 olan FSH'ım 5.5'e kadar düştü e, bu dalgalanmayı vücut yaparmış zamanla ama kullandığım bitkiler, meyve suları ve bitkisel çaylar bana yarar gösterdiğine inanıyorum. Çünkü vücudumda eksik olan ne varsa hepsini tamamlamaya çalıştım. Ve 5 olduğu zaman da hemen tekrar Tüp bebek merkezi'nin kapısını çaldım. Bir arkadaşım hastasıyla gene tek başına cesaret edemedim. Yanımda bir arkadaşımı aldım. O da tedavi olacaktı. Ve birlikte gittik. Benim tahlillerimi görünce doktor bu değerler çok güzel dedi. Hemen dedi tedaviyi alalım. Ve o tedavide de hamile kaldım. Bunu demek istediğim şu. FSH yüksek olduğu zaman hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın. Şimdi başka arkadaşlarımızın hikayeleri de var. Onları da size söyleyeceğim. Hatta 4-5 tane arkadaşımızın FSH ve yüksekken ve AMH'ları çok çok düşükken hamile kalma hikayelerini çocuk istiyorum.com'a koydum. Manşete taşıdım onları. isterseniz oradan da okuyabilirsiniz ama size buradan bugün bütün arkadaşlarıma okuyacağım onu ve neler kullandıklarını da burada yazıyor zaten en ayrıntılı olanı size okumak istiyorum ben ve gördüğünüz gibi FSH 50 olduğu halde onu düşürüp hamile kalan ve çocuk sahibi şu anda olan arkadaşlarımız var Merhabalar bu arada yeni gelenlere de hepinize merhaba diyorum ee, i̇nşallah e, çok değerli bir yayın geçiririz ee, Size de umutlarınızı yitirmemenizi istiyorum ee, Özellikle e, çok e, böyle ekstrem hikayeleri anlatıyorum tabii bütün FSH 50 olan e, daha yüksek olan arkadaşlarımızın hepsi hepsi hamile kalacak diye bir şey söyleyemem size Ama Ama Çoğunluk Eğer mücadele ederseniz Gerçekten bir hedef koyarsanız stresinizi de yenerseniz e, Hamile kalabilirsiniz size ben yol gösteriyorum Bununla ilgili ekstremde olsa örnekleri gösteriyorum Hiçbir zaman mücadeleyi terk etmemenizi e, istiyorum sizden Bununla ilgili de Biraz önce Kitapları da okuyorum bu arada bir kitabım var yeni okuyorum şimdi bu ters şey yapıyor düşünceyi gerçeğe dönüştürmek diye onu da okurken çok güzel bir laf şey cümle buldum onu da size şey yapacağım stres bölümünde tekrar edeceğim o şeyi e, aklınız diyor bedeninizin e, her hücresindedir yalnızca aklınızın beyninizde olduğunu düşünmeyin. E, her hücrenizde beyninizin, e, aklınız, bedeninizin her tarafında. Bütün hücrelerinizde. Eğer siz hücrelerinize başaracağınız komutunu verirseniz e, mutlaka başarırsınız. Tabii ki 56 her zaman e, umut var e, şimdi e, arkadaşımızınkini okuyorum. Ben yüksek FSH ve düşük AMH ile hamile kaldım diyor. Benim hikayem bir çocuğu var fakat ikincisini istemekle başladı. Hamilelik öncesi doktor kontrolünde FSH'im 28, AMH'da 0.5'ti. E2 ise yerlerdeydi. Gittiğim her doktor hamile kalman imkansız dedi. Allah çok şükür bir evladım var ama genç yaşta erken menopoz beni uçurumun kenarına itti. Ve kendimi psikolojik olarak çok kötü hissettim. Bu durumu asla kabullenemedim. Ve internette de araştırmalar yaptım. Videolar izledim. Neler yapmışlar baktım. İki ay süren bir mücadelemin ardından hamile kaldım. 13 haftalık hamileyim. İnşallah Rabbim hayırlısıyla kucağıma verir. Bu arada bu arkadaşımız neler yaptığını da söylemiş. Onu da size okuyacağım. Bu arada hem beslenme konusunda da e, öğrenmiş olacaksınız. E, burayı dikkatli dinleyin lütfen. Her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı arı sütü, bal, polen, çörek otu yağı ve ısırgan tohumu karışımı yedim. Bu karışımdan yarım saat sonra hayit tohumu içtim. Bakın hayit tohumu gerçekten çok değerli arkadaşlar. Bu hayit tohumunu sürekli olarak içen arkadaşlarımızın yaşının düştüğünü çok net olarak biliyorum. Bunu bir tarafa not edin. Bol zeytinyağlı balık ve yeşillik salata yedim. Öğle yemeğinden sonra bir tane bebe aspirini içtim. 45 dakika yürüyüş yaptım. Resmen size bir program çıkarmış. Öğle yemeğinden 2 saat sonra testere dişli aslan pençesi, civan perçemi ve melisa otu karışımını demleyip içtim. Her gün bir avuç kuru dut, ceviz, badem, kabak çekirdeği, kuru kayısı, fındık ve zeytinyağında bekletilmiş 2 adet kuru incir yedim. Her gün folik asit, balık yağı ve multivitamin aldım. Daha sonra tüp bebek merkezine gittim. Sağ olsunlar. Bana psikolojik olarak da çok destek verdiler. Ve kontrol sırasında bir kistim olduğu anlaşıldı ve ilaç tedavisine başladık. İkinci ay bir aylık kürden sonra 15 gün sabah akşam soğan kür kullandım. Kür bittikten sonra her gün sabah akşam testere dişli aslan pençesi içtim. Doktorumun yazdığı cinera, polikasit, asit, biestron e, ve internette yaptığım araştırmalara göre yumurta kalitesini arttırdığı söylenen küenzim 10 ve omega 3 alıp kullandım. Kisterim yok olduktan sonra da doktorum PRP tedavisi yaptı. Daha sonra aile hekimi D vitamini, kalsiyum, B12 ve demir eksikliğim var mı diye kontrol etti ve bunlardan birkaç tanesi düşük çıkınca takviye aldım ve bol bol dua ettim. Hayır arkadaşlar bunları yazmayın. Ben bunu okuyorum burada. Bunu daha sonra izleyebilirsiniz aynı şekilde. Ve bunların hepsini ben size rahatlıkla okuyup yazabilmeniz için çocukistiyorum.com'da hepsini eee manşete şey yapacaksınız göreceksiniz manşete taşıdım bu yazıları. Bunların hepsini e, yazdım. Merak etmeyin yani. Tamam mı? Doğal yollardan da hamile kalabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Ve e, neler yaptığını yazmış ve bunu hep doktorum diyor imkansız dediği halde hamile kaldım sizde her şeyden önce olacağına inanın başaracaksınız ne kadar güzel ki bunları arkadaşlar arkadaşlarım paylaşıyorlar birçok arkadaşım da işte şimdi size umut oluyor Siz de başardığınız zaman lütfen yazılı olarak gönderin ki başka arkadaşlarınızı sizden sonra gelecek olan arkadaşlarımızda bundan faydalansın umutla dolsun başaracakları duygusunu yaşasınlar ve başarmalarına çok büyük bir destek olun bunun paha biçilmez parayla hiçbir şeyle bunun değeri ölçülmez arkadaşlar paylaşmak bilgileri paylaşmak evet ve gene tüp bebek başarı hikayesi var FSH ve şey AMH mağduruyum diyor. Geçen sene gene 28 onun da FSH'ı ve Ekim'de AMH'da diyor 0.54'tü ve daha sonra bir daha baktırmadım. Ocak ayında gene 27 idi diyor FSH. Bir tane yumurta gözüktü. Ondan sonra e, kimyasal gebelikle sonuçlandı diyor. Fakat e, daha sonra yumurtam hiç büyümedi. Ama ben o günden sonra e, inat ettim ve kendimi 10 bin bakıma aldım. İşte bu yani önemli olan kendinize vücudunuza değer vermek. Ve bu değer mutlaka arkadaşlar karşılığını veriyor. Doktorum omega 3. DHA yani e, biraz önce şey yaptım, kienzym e, 10 e, kullanmamı e, önermişti. Bunların içinde e, içeriği bana ne uygun geliyorsa yani inandığım bir şey varsa onları da bana iyi gelir diye içtim. Ne bulursam denedim. Fakat bunun dışında gene hayat hayı otu arkadaşlar hayit e, otu çayı bu hap olarak da var Vitex diye geçiyor ama hayit tohumunu e, mutlaka çayını kullanın aslan pençesi ve civan perçemi aldım sabah kahvaltıdan bir iki saat sonra bir fincan testere dişli aslan pençesi kaynatıp içtim sabahları bir fincan hayit otu kaynatıp içtim bazı günler çay istediğinde de sabah akşam bir tane yeşil çayın içerisine bir serçe parmağı tırnağım kadar diyor bir küçük bir şey civan perçemi atıp içtim. Uzun süre kullandım ve bir buçuk ay hiç aksatmadan devam ettim. Bunun sonucu bir buçuk ay sonra 28.59 olan FSH 9.58'e düşüyor. LH 2.80 E2 de 26.37 olmuştu ve benim tedavim için yeterliydi. Muayenede de 3 yumurta görüldü. Hiç yumurta çıkmamışken ilaç verdiler. 5 tane yumurtam oldu. 3'ü döllendi, ikisi transfer oldu, bir tanesi de tuttu. Allah'ım diyor inşallah devamını da görürüm. Sürekli diyor okudum, araştırdım inşallah siz de bu FSH illetiyle baş edersiniz arkadaşlar asla pes etmeyin diyor evet hayıt tohumu dediğim gibi gerçekten çok şey FSH 12 iken hamile kalınca çocuk engelli olur mu? Hayır. Neden olsun? FSH yok yani yumurta şeyinde genetik olarak bir sıkıntı olmuştur yumurtaların hepsi kaliteli olacak diye bir şey yok arkadaşlar bundan dolayı kalbi durmuştur evet embriyo sağlıklı değildir o yüzden bunun fsh ile hiçbir alakası yok sakın ona takılmayın evet lütfen kalp göndermeyin evet biestron dha dediği arkadaşlar biestron tamam mı Evet. Şimdi öbürünü de size şey yapacağım, söyleyeceğim. FSH 50 olan arkadaşımızı özellikle okumak istiyorum. FSH değerlerim elinin üstüne çıkmıştı. Tamam mı? Gün gelip bunu yazabileceğim, benim de yazabileceğim, hiç ihtimal vermediğim bir şeydi. Sitenize girdiğimde, savaşı kazananlar, tüp bebek tedavileri kısmını okur, ne kadar şanslı insanlar var diye düşünürdüm. O mucizenin asla benim başıma gelmeyeceğini düşünüyordum ama geldi. Hem de artık vazgeçtiğim, umudumu yitirdiğim zamanda. 8 yıllık evli, 31 yaşında bir bayanım. İlk yıllar çocuk istemediğim için hapla korunmuştum ah bu korunmalar yok mu evlendikten sonra ilk iki sene kendimizi bilelim eğlenelim birbirimizi anlayalım derken aslında çocuk sahibi olma konusunda belki yumurta rezerviniz belki sperm sorunlarınız var hiç haberiniz yok arkadaşlar ilk önce bunları kontrol ettirin ondan sonra keyfinize bakın olur mu lütfen bunu unutmayın tamam mı ve ben çocuk istiyorum diye gittim doktora tahlil ve Rahim filminin Rahim filminin arkasından doktor bana Rahim'imin yarın olduğunu, tüplerimin tıkanık olduğunu ve yumurta kalitemin de çok az olduğunu söyledi. Yani sorun üstüne sorun var. Ağlayarak eve döndüm. hemen bulunduğumuz yerin ünlü bir doktorundan randevu aldım. Bana bu söylenenlerin doğru olup olmadığını, sadece filmin iyi çekilip çekilmediğini, tüplerin ve rahimin normal olduğunu ama yumurtalarımda sorun olduğunu söyledi. Ve benim tedavi sürecim başlamış oldu. Bakın yanlış teşhis de olabiliyor görüyorsunuz değil mi? Yani durup dururken o yok, bu yok, yok rahmin yarım, yok bilmem ne. Rahim filmini doğru dürüst çekmemişler işte aslında. Neyse bundan sonra 3 tane aşılamadan sonra tüp bebeğe geçmişler. Denemeler hep kötü gidiyordu. Tüm ilaçlara rağmen düzgün yumurta elde edilemiyordu. Transfer yapılabildiği şanslı durumlarda bile tek yumurta verebiliyordum. Doktorum yumurta var fakat beyni yumurta var sinyaliyle kandırmaya çalışacağız demiş nasıl yapacaksa. Başardık ama durumum iyice ümitsizleşmişti. FSH değerlerim bilen biri 50'nin üstüne çıkmıştı ve artık ateş basmalarıyla uğraşıyordum. Daha sonra biz Ankara'da toplantı yaptık seneler önce ve ben oraya gideceğim demiş ve eşini zor bela şey yapmış. Nedense eşler böyle toplantılara hiç katılmak istemiyorlar. Ve ben orada bir toplantı, toplantıda tabii ki e, biz e, tüp bebek tedavilerinden bahsettik, hormonlardan bahsediyoruz orada da. Böyle anlattığımız gibi e, tedavilerin doğal akışından bahsederken orada e, bu yüksek FSH nasıl düzelir, nasıl olabilir? E, doktora çok güvenmiş anlattığında. Ondan sonra... E, anlattıklarını gitmiş kendi doktoruna söylemiş. Ben demiş bir toplantıya gittim. Böyle böyle şeyler söylediler. FSH tedavi yani bir takım ilaçlarla belki düzelebilirmiş. Lütfen bunu yapabilir miyiz? Kendi tedavi olduğu doktora. Doktor da ters bir tepki vermiş. Yani herkes tabii derneği. <laughs> Nedense kardeşim dernek kadar başlarına taş düzün diyeceğim. Böyle herkes kendi bildiği gibi görmeyince başka doktorlardan kendi bildiği bilgileri şey yapmayınca bazıları ters karşılıyor. Yok efendim olmaz işte şöyledir böyledir bunu ters demiş. Bu da çok sinirlenmiş çünkü inanmış çünkü toplantıda anlatılanlara ve ben diyor. O testi şey diyor birdenbire diyor benim doktoruma karşı diyor inancım yıkıldı diyor hemen diyor çıktım çok umutluydum çünkü diyor toplantıyı yaptığımız doktora gitmiş başlamışlar orada tedaviyi ilk yumurtayla denedik beceremedik arkasından bir daha deneyelim demiş doktor sakın umudunu yitirme demiş. 20 günlük bir tedavi süreci vermiş doktorumuz. Ondan sonra 20 bir hapa başlatmış. Herhalde Q enzim oydu ya da omega 3'tü ona benzer ya da bir estron verdi. 21 gün sonra gel demiş. 21 gün sonra gidiyor. Rahim temiz mi diye bakalım demiş. Tüp bebek tedavisine başlayacak. Gittiğimde ultrasona girdim ve hayatımda duyabileceğim en güzel şeyi işittim. Hamileydim. Düşünebiliyor biliyor musunuz? Yani nereden nereye inanmak ve buna mücadele etmek. Şu anda 3 aylık bir oğlum var. Maşallah. Yani Allah sağlık ve huzurla büyütmeyi nasip etsin. Bu işte FSH'i 50 olan ve daha sonra da düşüp kendiliğinden hamile kalan bir arkadaşımız. Biraz önce de Arkadaşlar yine bir şey daha şey yapacağım. Ee, bak burada da bir arkadaşımız yazıyor. FSH 22 doğal yollarla hamile kaldım. AMH 0.28. Umut olsun. Sonu güzel değildi, düşük oldu diyor. Ama demek ki hamile kalınabiliyor. ...gene de doğal yollarda hamile kalınabiliyor. Burada bir arkadaşım biraz önce... ...şeye başlamadan arkadaşlar... ...canlı yayına başlamadan önce... ...bir arkadaşımızla konuştuk. Yaş 40. FSH 19. 9.58'e düşmüş 19'dan. Ve spontan gebelik yaşamış... ...birkaç yıl önce... Kendi de hamile kalabiliyor bu arada böyle bir şey var. 6 defa da tüp bebek denemiş. 6 tüp bebekte hamile kalamamış. Ama e, sonradan e, tedaviyi bitirince demek ki ilaçlar bir şeyleri tetikliyor ve eksikleri gideriyor ki e, kendiliğinden hamile kalıyor. Ama e, düşürmüş bebeği e, çok üzüldüm. Şimdi diyor tekrar dokuzu düştü düştü şeyim acaba hamile kalabilir miyim kendiliğinden? Tabii ki kalabilirsin dedim ama en yakın tüp bebek merkezine hemen gitmesinde yarar var böyle bir şeyde kendini riske atmasın hemen tedavi olup bebeğini kucağına alabilir. Feyza'cığım. Merhaba Sibel abla. Seni çok seviyorum. Ben 32 yaşındayım. Erken menopozza girmişsin. Çocuğun hiç yok. FSH e, ormanın istiyor. Bedeniniz... Tamam. Ne yazdığını anlayamadım Feyza'cığım. FSH'i işte dediğim gibi e, düşürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki yabancı şeylere de bakıyorum, e, İngilizce çevirileri de bakıyorum arkadaşlar e, bununla ilgili. <laughs> bir takım şeyler, FSH'i doğal olarak düşürme, bir kere hayt doğumu, bütün e, İngilizce çevirilerde de var. E, bitkisel takviye diye geçiyor. E, bu testere dişli aslan pençesi, civan perçemi, e, soğan kürü e, olabilir fakat bunları şey yaparken e, bence e, bu sarıçolunu falan şey yapabilirsiniz sorabilirsiniz herkese göre e, yararlı olmayabilir diyorlar soğan kürü için onu dikkat edeyim edin lütfen ama hayd tohumunu e, hemen herkes içebilir onu onda bir sıkıntı yok e, bitkisel takviye açta e, stresi azaltmaz Çok önemli arkadaşlar Bakın onu özellikle şimdi okuyacağım e, Egzersiz yapmak <laughs> Çok özür diliyorum Egzersiz yapın derken Yürüyüşten Yürüyüşü kastediyorum size Yürüyüş gerçekten çok önemli e, Çünkü vücudunuzun her bölgesini çalıştırıyorsunuz Rahatlıkla e, Ve yürüyüş e, Rahiminize giden şeyleri o oradaki kan dolaşımını destekliyor çok destekliyor onu gerçekten önemseyin ayrıca rahim masajını hatırlatıyorum her seferinde mutlaka rahim masajını da yapın bununla ilgili bilgi çocukistiyorum.com sitesinde de var ben onu size bir gün Tatbik ederek şey yapacağım göstereceğim karnın üstünde göstereceğim onu nasıl masaj yaptığınızı yumurtalıklara rahiminizin üstüne nasıl masaj yapılması gerektiğini göstereceğim onu da şey yapın bununla ilgili bitkisel yağları da araştıracağım daha doğrusu araştırdım fakat yazmayı unuttum şu anda hepsi aklımda değil. Bunları instagramda da yayınlayacağım vücuda özellikle doğurganlığa etki eden bitkisel bir uçucu yağlar var kokladığınız zaman üreme organlarınızı harekete geçirebilecek bir takım bitkisel yağlar var aromalar var karışımlar var onları da size vereceğim bunları yemeden direkt olarak vücudunuza bileklerinize koku alabileceğiniz her yere sürebileceksiniz. Ayrıca akupunkturda bunu önümüzdeki şey dönemde yani bir 10 gün içerisinde Profesör Kaya Özkuş'u tekrar davet edeceğim. Özellikle FSH'ı düşürme konusuyla ilgili akupunkturda çok değerli bir katkıda bulunuyor. Onu da şey yapayım. Ee, bulunduğunuz bölgede de mutlaka bir akupunktur uzmanı bulabilirsiniz. Yalnızca Kaya Bey yapıyor diye bir şey yok. Ee, bu arada buğday ürünlerini kesin diyorlar arkadaşlar. Ee, nedense o yaşa iyi gelmiyor herhalde ki. E, İngilizce çevirilerde buğday ürünlerini lütfen e, kesin diye yazıyor. E, FSH normalde e, 13'ün üstünde olmaması gerekiyor deniyor 5 ile 13 arasında fakat işte 15 ile 24 arasında olanlara kıyasla işte 13 olanların tabii ki yumurta şeyi ve hamile kalma şansları daha yüksek ve yaş ilerledikçe FSH arkadaşlar ne yazık ki artıyor yüksek FSH'da Bildiğiniz gibi belirtileri adet dönemlerinin seyrelmesi, sıcak basması, baş ağrıları, huzursuzluk ve ön menopoz belirtilerini gösteriyor. Burada gene yurt dışındaki FSH ile ilgili araştırmalarımda gördüğüm kadarıyla B vitamini arkadaşlar bu FSH ile ilgili durumlarda gerçekten çok önemli. Özellikle B8 vitamini üzerinde duruyorlar. B8 vitamininde de e, miyo e, mio denen bir e, madde var. E, B8 vitamininde inositol pardon. E, bu e, B8 vitamini e, FSH ve e, yumurta kalitesiyle ilgili etkili e, özellikle. Bunlar neler var? Tabi B, B vitamini kompleksi alırsanız e, tabii ki iyi olur. Fakat içinde B8 vitamininin olmasını özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Nerede var bunlar? Domateste var, karnabaharda var, yeşil otlarda var, mantarda bulunuyor, lahana, bira mayası. Bakın bira mayasında Aklınıza gelen her türlü vitamin var arkadaşlar. Yumurta sarısı, tüm baklagiller, bakla, nohut, barbunya, bezelye ve cevizde B8 vitaminini bulabiliyor musunuz? Tabii ki bunların organik olması gerekiyor. Tarım ürünü, şey, tarım ilacının çok fazla kullanılmadığı ürünler. <laughs> Ayrıca meyvelerde de portakalda, greyfoot'ta kuru erikte bulunuyormuş. Bir de kepek gevreyi ve B8 vitamini varmış. Özellikle bununla ilgili bir diyet yaptığınız zaman besin şeyinde polikistik overliler ve tip 2 diyabeti olanlar için gerçekten bu B8 vitamini çok yararlı deniyor. FSH için inistol yani B 8 vitaminine özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Bu arada omega 3'ünüzü D3 e, vitamine, D vitamini çok önemli. B6, B vitamininden bahsettim. Hayit tohumu ya da Vitex. E, bir de e, yabancı kaynaklarda beyaz şakayık denilen bir e, ottan bahsediliyor arkadaşlar aşı düşürmek için. Bunu ben Türk internet sitelerinde araştırdım. Beyaz çaka yakın hapı var. Fakat bunu daha çok he hemoroid için şey yapıyorlar, kullandırıyorlar. Ama İngilizce çevirilerde hayit tohumu ve beyaz şakayık otunun FSH'a çok yararlı olduğu söyleniyor. Böyle de bir şey var. Bunu not olarak şey yapıyorum. Türkiye'de hemoroid için bu hap var. Yani şeyde kalp ilacı diye şey yapılmıştı. Viagra'yı cinsel aktiviteyi artırıcı bir ilaç olarak ortaya çıktı. Yani bir şeyden başka bir şeye yararlı olabiliyor demek ki. Ama Türkiye'de bu beyaz çakayıktan e, bu şekilde bahsetmiyorlar. Başka bir şeyden e, olarak bahsediyorlar. Bir bilgi olarak aklınızda kalsın bu. FSH'ı e, bunlar dengeliyormuş. Ve e, polikistik over için de inistol takviyesi özellikle çok çok yararlıymış. Q enzim 10 yumurtayı kalitesini ve yumurtlamayı e, kesinlikle destekliyor diye belirtiyorlar. Şimdi stres yönetimini ben size şey yapacağım. <laughs> stres yönetimi nasıl? Tabii ki çok önemli. Stres hormonları vücuda ve sistemlere aşırı derecede zarar veriyormuş. Özellikle FSH da yapıyor bunu. İnsülin seviyesine müdahale ediyormuş bir kere. Kilo alımına neden oluyormuş. İltihaplanmaya neden oluyor. Yaratıyor. İltihaplanma yaratıyor. DNA'ya zarar veriyormuş. Stres. Bakın. Kromozom bozukluğu diyorsunuz. Bilmem ne deniyor. DNA'ya zarar verir. Kronik stres gerekli olmayan tüm sistemleri kapatırmış. Ben alarm halindeyim diye bir şey sinirlendiniz. Sürekli stres halindesiniz iş yerinizde sürekli stres yaşıyorsunuz. O zaman vücut diyor ki ben alarm durumundayım. Başka hiçbir şey yapmamam gerekiyor. Bütün hormonların çalışmasını kilitliyormuş. Sistemler kapandı. Artık sen ne üreyebilirsin, ne başka bir şey yapabilirsin. Hiçbir şey yapamazsın. Bütün sistemler şey yalnızca senin stresin, sinirinle uğraşıyor vücut. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden stres gerçekten çok önemli. E, Dorgan hormonlarını düzenleyen hipofiz bezi yumurta şeylerini direkt olarak etkiliyor. Hipofiz bezine diyor ki dur üreyemezsin sen çünkü ortamda savaş var stres var ölüm kalım durumundayız diye veriyor şey. Beyne sinyali sen kronik stres yaşıyorsan herhangi bir nedenden dolayı bakın arkadaşlar evham endişe tedirginlik sürekli kaygı bunların hepsi sizin her zaman söylüyorum yumurta kalitenizi yok ediyor spermlerinizi yok ediyor buna bir şekilde engelleyin. Bu stresle ilgili yapmış olduğumuz meditasyonları mutlaka ve mutlaka tekrar tekrar izleyin ve sürekli olarak yapmaya çalışın. Eğer sizi rahatlatacak başka şeyler varsa akupunktur olabilir, ondan sonra masaj olabilir, kaplıca olabilir kitap okumak olabilir ya da başka bir meditasyon olayı olabilir. Dua olabilir, secde olabilir, namaz olabilir sürekli. Yeter ki kafanızı o stresten uzaklaştırıp aklınızı ve dikkatinizi başka bir noktaya vermeniz. Stresi dengelemeniz çok önemli. O nedenden dolayı hipopiz bezi kan akışını yumurtalıklardan uzaklaştırıyormuş stres rahimden uzaklaştırıyor. Bütün her şeyi beyne veriyor. Kan beynime sıçtı derler ya. Onu yaşıyorsunuz. Onu yaşarken de kendi hayatınızı mahvediyorsunuz. Aferin size. Tamam mı? Siz sürekli başarabilecek miyim? Hamile kalabilecek miyim? O üzüntüyü yaşarken vücut kendini iyiden iyiye kitliyor arkadaşlar. Böylece bunu da öğrenmiş olduk. Benim dünyam Tuğçenaz. FSH 12 idi. Doğum kontrol hapı verdi doktor. Tekrar test yaptırdım. Şimdi FSH 14 oldu. Şimdi e, Cycloprognova kullanıyorum. Ayrıca testleri dişli aslan Perçesi çayı içiyorum. 2 ay sonra tekrar test. Evet şey eee e, dom kontrol hapları da evet bu şekilde düşürüyor. Eşimin kardeşi 29 yaşında bekar, FSH testi 18 çıktı, düşmesi için ne yapması lazım? İşte hayat doğumu e, falan içmesi gerekiyor. <laughs> Yumurtanın kalitesiz olduğunu hamile kalmadan önce anlamanın yolu var mı? Hayır, ama eğer siz sağlıklı besleniyorsanız, ee, sağlıklı bir yaşam sürüyorsanız e, yani organik besleniyorsanız düzenli besleniyorsanız e, sağlığınıza dikkat et, yeşillik e, ürünleri e, yeşil besinleri e, kullanıyorsanız sürekli olarak e, şey yapabilirsiniz yani kendinizden e, iyi beslendiğinize kendinize iyi baktığınızda eminseniz yumurta kaliteniz konusunda ee, şüphelerinizin olmaması gerekir. 2-3 ay şimdi şu anki yumurtanız 2 ay 3 ay önce beslendiğiniz besinlerin sonucu arkadaşlar. Şu anda yediklerinizde 2 ay sonra e, sizde oluşacak yumurtanın kalitesini belirleyecek. O nedenden dolayı yediğinize içtiğinize çok dikkat edin. Bol bol boğar C vitamini alın. Mevsim ve mevsimsel beslenmenize çok dikkat edin mevsimsel olacak şu anda domates yemenin hiç size hiçbir yararı yok salatalık yemenin hiçbir yararı yok yani yaz mevsimi meyvelerini sebzelerini şu anda hiçbir şekilde kullanmayın her şeyi mevsiminde kullanın mümkün olduğu kadar organik e, tarladan e, direkt size gelebilecek internette Şeyde mutlaka var arkadaşlar Doğal tarıma Çok fazla şey var şu anda İnsanlar anladı Yani ne kadar çok Tarım ilacı kullanılıyorsa Kısırlaşıyoruz Gittikçe kısırlaşıyoruz Onun için doğal hatta yapabiliyorsanız her zaman söylüyorum Kendiniz yapın Lütfen bir saksıya 2-3 tane saksıya sebzenizi ekin kendi ürününüzü kendiniz yetiştirin Bunu deneyin Çok şey diyorsanız Bu dediğim gibi instagramda ve şeyde Doğal ürünler var oradan lütfen Oradan kullanın Hayit tohum otunu testere dişli aslan pençesini aynı gün kullanabilirsin Birini sabah iç birini akşam iç Olabilir ama ilaç kullanıyorum diyor. Sen ne ilacı kullanıyorsun onu bilmiyorum. Doktoruna sorman gerekir. 2 ay hayat tohumu kullandım içtim. Arkasından 2 ay boyunca dört kere adet gördüm. Herkese iyi gel gelmeyebilir. Bunu doktorunuzla konuşmanız lazım. Arkadaşlar. Hayat tohumunu çay olarak kullanacaksınız. Ayrıca Vitex diye hapı var. Bunu kullanın. Eğer şu anda doktor tedavisindeyseniz arkadaşlar bunlar bir, bir buçuk ay önce tedaviye başlamadan bir, bir buçuk ay önce yapılması gereken şeyler. 2 ay önceden yapılması şeyler, gereken şeyler. Şu anda tedaviye başlayacaksınız hemen hayat tohumu içip de FSH'ınız düşecek zannetmeyin. Asla şu anda tedavi deseniz hiçbir şekilde başka bir şey kullanmayın. Yumurta toplama işlemi olacak nasıl beslenmeliyim? Şu anda bir şey yapamazsın. Mümkün olduğu kadar sakin kalman önemli. Stresinizi asla ve asla bozmayacaksınız. Stresiniz bütün hormon dengenizi bozar. Kan eğer rahime gitmezse, kan yeterince rahimde dolaşmazsa embriyoyu tutamaz rahim. O yüzden hiç stresinizi bozmayın. Yürüyüşünüzü yapın. Transfer olduğu zaman da 4-5 gün şey şunu söyleyebilirim. Ananas yiyin transferden sonra. Transfer günü transferden önce bir gün transfer günü transferden iki gün sonra sadece 4 gün ananas şey yapacaksınız yiyin bu rahimdeki iltihaplanmayı önlüyor. yararlı bir şey. Eşim kardeşe evet onu söylemiştim. FSH için evet. Evet bak kardeşim 0.14 AMH 15 FSH ile hamile. FSH evet. Hayır Fesiyaş'ın başka bir ismi yok. İmpreli kullanan var mı bilmiyorum. Testler arasında FSH tabii ki var. Adetin ikinci günü FSH LH E2 mutlaka yapılıyor. Hayır. Ben FSH yüksekken regli için ilaç kullanmadım. Her zaman reglim çok düzenliydi. Fakat FSH yüksekti. Hiçbir zaman ben adet düzensizliği yaşamadım arkadaşlar. Şakır şakır hep 28 günde bir 4 gün geri atardı. Hep oldum. Hiçbir zaman bir düzensizliğim olmadı. Merhaba Sibel Hanım. Yaş FSH 37 AMH 019 şans var mı? Tabii ki olabilir. İşte FSH'ını düşürmen için arkadaşlar ne yaptıysa hepsini söylüyorum. Bunları siz de uygulayın. Evet. Kenzim 10 balık yağı ve evit çok önemli. Bunları kullanın. Evet. Teşekkür ederim Havacığım. Çok teşekkür ederim. Yani arkadaşlar tabii ki ben bu 15 yıl 18 yıl içerisinde e, 450-500'e yakın toplantı yaptım Türkiye'nin her bölgesinde. Bu toplantılarda 100 kişi, 200 kişi, bazen 400-500'e e, yakın insan vardı. Yaklaşık 100 bin üstünde insanla yüz yüze konuştuk. Bu insanların hepsinin her birinin derdi başka bir şeydi ve her yıl bize binden fazla doktor formu geliyor. Çocuk istiyorum formu geliyor. Herkesin sorunu ayrı. Yani ben yüz binlerce ayrı ayrı şey gördüm. Yani herkesin derdi başka. Ama FSH yüksekken ya da FSH düşükken nasıl hamile kalındığını e, sperm hiç yok derken nasıl baba olduklarını bunların hepsini gözlerimle gördüm yaşadım hepsini o nedenden do 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 dolayısıyla söylüyorum yani ümitsizliğe kapılacak hiçbir şey yok ne olmaz denilen vakalar o kadar çok ben gördüm ki ve e, bu nedenden dolayı yani çocuk istiyorum nokta.com'da ve çider dernekte instagram'da ben İmkansız diye bir şeyin olmadığını göstermek istiyorum size. Yeter ki inanın, düşeceğine inanın, başarabileceğinize inanın, başarabileceğinize inandığınız zaman vücut bile kendini tedavi ediyor. Yapmayın, zarar vermeyin kendinize, kaygı duyarak, üzülerek, endişe duyarak. Ben e, mucize yaratalım demiyorum, ama mucizeler oluyor. Yani benim 20 sene olmadı da 21, 21. sene ne oldu da bana şey oldu hamile kaldım. Demek ki olabiliyor. Bana sen hiçbir şekilde hamile kalamazsın. Ancak işte Brüksel'de o zaman başka yerde yoktu. Kıbrıs'ta falandı. Belki de çalıştığı merkez oradaydı. Belçika'ya gidip oradan başkasının yumurtasıyla anne olabilirsin dediler. Olabilirdim. Yani bunu da çok şey yapmadım, umursamadım. Tabii ki olabilirdim. Benim için hiç önemli değildi. Yeter ki ben doğurayım ya da bir bebek bana çi bir çocuk anne desin. Ben onu şey yapayım ama kısmet kendi çocuğuma kısmetmiş gene. Mücadeleyi bırakmadım. Sana senin çocuğun olmaz hiçbir şekilde sen yumurta veremezsin hamile diye kalamazsın diyen Doktorun da kendi görüşü, kendi bilgisi. Herkesin herkes kendi çapında, kendi gözlerinin çap, şeyinde, kendi aklının çapında e, gördüklerine cevap verir. Önemli olan sizin şu içinizden, içinizde bir şey size, evet benim çocuğum olacak demesi. İçinizi dinlediğiniz zaman siz anlayabilirsiniz ancak bunu. Tamam mı? Sperm sorununda da öyle. Gene sperm sorununda FSH yüksekken arkadaşlar, oradan oraya atlıyorum ama vaktimde şey olmasın istiyorum. <laughs> FSH olduğu zaman da e, tabii ki e, yumurta e, şey sperm e, üretmiyor şey. Onun için de e, aynı şekilde e, şey yapabilir, e, tedavi olabilirler. Onlar da hay tohumu içebilirler Sülük ve hacamata ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünemiyorum Sedacığım Çünkü bilmiyorum çok iyi de olabilir Fakat benim hiç anladığım bir şey değil bu Eski bir kadim bir çalışma Bu hiçbir şey söyleyemem O yüzden bir şey söyleyemiyorum Karam arzu benim FSH 89.34'ten 3.32'ye düşürebilmiştim. Aferin. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bak ne kadar güzel. FSH 15 olduğu zaman çocuk olmaz mı? Bak 50 iken düşüyor da çocuk oluyor diyorum. FSH 15 iken çocuk yani yumurta o anda vermeyebilir, vücudun bu yani rezer, rezervin azaldı demek. Fiziyas rezervin azalıyor demek. Ee, yumurta kalitesi düş, şey yapacak e, düşebiliyor. Fakat e, vücut zaman zaman e, yumurta kalitesi yani kaliteli yumurta verebilir. Beklemek ve tekrar tekrar denemek gerekiyor. Ama yani bir kere yüksek çıkması senin yumurta rezervin azaldı demek AMH'nın düşük çıkması da aynı şekilde Yumurta rezervin az ama hamile kalamazsın diye Bir şey yok Tabii FSH değeri yumurta kalitesi düşüyor anlamına geliyor fakat e, Tekrar şey yapabilir Arada verebilir folik kombi de var. Evet. Bak. Karam Arzu. Dinleyin arkadaşlar. 89'dan 3'e düşürmüş. yaşının sabah aç karnına bir kür yapmıştım. Bal, siyah, çörek, otu, ceviz, badem, fındık çekip karıştırmıştım. Diyor. Evet. Evet. Ee, ve bu kür yumurta kalitenizi yükseltiyor tüp bebek denedim ama tutmadı ee, ben de fulki küstü kisti oluştu bu ay bu kist e, ne zaman kaybolur ne yapmalıyım adette gider amor lütfen onu şey yapma stres yapma her gün e, karam arzu FSH'ı düşürmek için her gün bir soğan kaynatıp ılık içmiştim 15 gün boyunca. İşte soğan kürü bu çocuklar. Ee, arkadaşlar bunu şey yapabilirsiniz tamam mı ee, tamam mı kelimesini çok kullanıyorum ben <laughs> Ay. beni ayıplamayın olur mu tamam mı <laughs> vahiy yumurtamım olmadı evet Soğan kürü kullanırken kistim patladı ama tüp bebek tedavisine kullandığım iğneler yine kist yaptı. Benim çikolata kistim vardı. 15 gün sabah akşam aç karnına soğan kürü yaptım. Bir de içine hayat aslan pen, aslan pençesi, civan perçemi, çörek otu falan olan ballı karışım vardı. Atı, adı Nutella'n. 2 ay kullandım. Geçen ay doktora gittim, kistim kaybolmuş, doktor bulamadı. Aferin Gülşah'cığım, çok teşekkür ederim bunları yazdığın için. Bakın, <laughs> yani olmayacak bir şey yok, oluyor. Feyza, 32 yaşındayım, erken menopoza girmişsin, çocuğun hiç yok. FSH, A5, AMH, 009 çıktı, kusura bakma Sibel abla. Aa canım, ama ne güzel yazmışsın Feyza'cığım. Tabii ki yayını kaydedeceğim, inşallah kaybolmaz, tamam mı? Soğanı deneyin, evet. Arkadaşlar, tabii ki doktorlar, özellikle tüp bebek doktorları bilimle şey yapıyorlar. Biz alternatif tedaviyle yine de şey yapıyoruz, katıyoruz. Çünkü çocuk olması için e, yani başvurmadığımız yer ve e, kullanmadığımız bitkisel Hap vesaire yok. Tabii ki bunları bilinçli bir şekilde yapmak çok önemli. Bunları tabi her gün 5-10 bardak değil. Hepsinin bir bardak. Her şeyin azı karar. Tamam mı? Üst bütün kendinize bir şey verilmiş olmasın. Yani kendinize zarar vermeyin. Sağlıklı beslenin derken bol meyve sebze mevsim, meyvesi sebzesi yiyerek vitamininizi almaya gayret edin. Yumurta kalitesi Lugesia lüge, infertilite tedavisi görüyorum ve her seferinde tek yumurta oluşuyor. Acaba kalitesini en azından nasıl artırabilirim? Yumurta boş çıkmaması için yumurta kalitesiyle ilgili bir canlı yayın yapmıştım. Lütfen ve lütfen onu izle. Onunla ilgili bir sürü vitamin ve mineral ile ilgili bilgiler vermiştim soğan kürünü deneyenler bol bol su içmeyi unutmasınlar tansiyon yüksekliği yapıyor aman dikkat arkadaşlar selam family çok teşekkür ederim ikazın için bol bol su için arkadaşlar yani herkese iyi gelmeyebilir her şey. bir dikkat edin Tansiyonunuza da dikkat edin. Stres için hafif bir depresan içebilir miyiz? Ben doktor değilim Deryacım ama stres için antidepresan kullanma yerine akşamları Melisa çayı, papatya çayı içersen senin için çok daha iyi olur. Hem de sinirlerine çok iyi gelir, hormonların da daha şey olur, güzel çalışır bence. İşte stresi nasıl yenebilirsin? Stresi e, aklınızı başınıza alın. Bir tane siz varsınız. Tamam mı? Her şey tamam. Çocuk sahibi olmak istiyorsunuz ama o stresle siz bir sürü bir sürü hastalığa da sebep olursunuz arkadaşlar. Ha, stresten insanlar kanser oluyor. Ne münasebet yani? Ne münasebet? Bu yani olmazsa olmayacak. Şey yapmayın bu kadar. Tabii ki olsun istiyoruz. Ama de ki ben e, hormonlarım vücuduma zarar veriyor. E, stres bütün vücudumdaki hormonlarını öldürüyor. E, bunu bile bile hala stres yaşamak bile bile lades demektir. Yapmayın. Akşamları lütfen şey yapın e, melisa çayı için ıhlamur çayı için e, rezene çayı için, sizi sakin tutabilecek her şey için ve e, geçen hafta yaptığımız meditasyonu lütfen ve lütfen şey yapın. E, her gün yapın. Nefes çalışmasını her gün yapın. Üçüncüsü de önümüzdeki hafta olacak büyük ihtimal. Onu şey yapacağız. E, Meltem Hanım'la konuşacağız. E, bu arada. Ben konuşmak isteyen arkadaşlar bana mesaj olarak yazabilirler ne konuşmak istiyorlarsa stresi burada anlattım yani stres olduğu zaman hormonlarınız diyor ki hayır şu anda üreme yapamam şu anda kaliteli yumurta yapamam şu anda sperm yapamam bunların hepsini söylüyor hipofiz bezine yani şeylere ee, yumurtalıklarınıza yumurta yap bir bebek üreteceğiz komutunu veren hipoviz vezine kapat diyor kapıyı bütün şeylerin e, hiçbir şey çalışmayacak diyor ee, bunu mu demesini istiyorsunuz çocuğunuz olmasın mı istiyorsunuz stresin var diyenlere çocuğun olmasın mı istiyorsun diye sorun yani kendinize onu, onu sorun belki gerçekten istemiyorsunuz istiyorsanız Lütfen aklımızı başımıza alalım ve ben bu stresi yenmek zorundayım. Kaygı, sen e, endişe duysan da, duymasan da, e, olmayacaksa olmayacak. Sen elinden geleni yapıyorsun ama eğer sağlıklı besleniyorsan, e, evinde huzurunu e, dengede tutabiliyorsan, eşinle ilişkilerin iyiyse, ilişkilerinizi de iyi tutun diyorum bakın her seferinde bunu söylüyorum. Eşinizle ilişkileriniz gerçekten çok önemli. Lütfen e, yuvanızın mutluluğunu e, birinci derecede tutun. Bu stresinizi büyük de önem büyük olarak şey yapacaktır, e, azaltacaktır. Mutlu olabileceğiniz şeylere odaklanın bu mutlu olacağınız şeylere odaklandığınız zaman diyeceksiniz ki evet ben e, vücutta diyecek ki Aa, evet çok iyi ortam hadi hemen bebek yapalım vücut böyle çalışıyor e, onun için e, siz de sizde bütün hormonlarınız dengeli çalıştığı zaman bir bakacaksın 20 gün demiş arkadaşım 20 gün sonra gel nasıl olsa tüp bebek tedavisi yapılacak dedi. o da beynini rahat bıraktı Tamam mı? Bir gidiyor 21 gün sonra hamile. Beklemediğiniz olayları bıraktığınız anda şey yapar. Niyet edin ve bırakın arkadaşlar. Bu işte illi oldu, olmadı, oldu, olmadı derseniz bu iş olmaz. Gerçekten olmaz. Niyet edeceksiniz. Onun için elinizden geleni çabayı göstereceksiniz. Gerisi Allah'a bırakacaksınız. Yani niyet et bırak. Olayı peşini bırak. Bıraktığın zaman vücut ee, rahat rahat çalışacak. Evet. Seren arkadaşım diyor ki ben denedim ne miyon kaldı ne de kist kaldı soğan küründen bahsediyor ama arkadaşım diretti denedi direkt tansiyonunu yükseltti yani su içmek çok önemli. Serencim demek ki senin e, vücuttaki su durumun çok dengeliymiş. onun için sana çok büyük bir etki etmemiş sadece yaralanını göstermiş. Arkadaşının ıı, su stoku vücuttaki demek ki yeterli değilmiş. Ee, Gökdemir ni gün gece bile uyanıp uykudan düşünüyorsun düşünmeyeceksin. Tuytu olanlar hayır tohumu içebilir mi bilmiyorum. Yani bu herhangi bir sorun olmayan arkadaşlar için doktora sorabilirsiniz onu. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Şerife Tevfik ilk önce Allah sonra sizin tavsiyeleriniz sayesince tüp bebeğim tuttu. Üçüncü tüp bebeğim tuttu. Rabbimin himmetiyle dört haftalık hamileyim. Ay ne güzel bir haber. Ay hemen bunu alayım not olarak. Şerifeciğim lütfen yazar mısın bana mesaj olarak at bak işte tedavi hikayeni yaz bana at ben de onu yayınlayayım Başka insanlar da bundan şey olsun. Ne kadar güzel. Herhangi bir ilaç kullanırken e, lütfen e, bu bitkiselleri kullanmayın. Ya ya bitkisel ya bu ilaçlar. Yani Tamam mı? Tamam mı dedim gene. Evet. Hayır doğumu ve testere işte aslan pençesini birlikte kullanabilirsiniz ama birine sabah birine akşam için. Onu bir öğreneyim. Trofit olanlar hayatta tohumu kullanabilir mi? Bunu sorayım. Çok soran var. Bende de trofit var arkadaşlar. Bakın. Bende hiçbir şey ne olduğunu hiçbir zaman bulamadılar ama benim meğerse çocukluğumdan beri trofit ormanım varmış, varmış. Troid sorunum varmış. Ee, neden sonra yani e, ben tedavi olmaya başladım. Çocuk Geldi 10-15 yaşına benim Troy hormonumun bozuk olduğu anlaşıldı. Yani kaç kere doktora gittim halbuki. AMH 0.01 çıktı. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Hemen bir tüp bebek merkezine başvur. Hamile kalabilirsin. Fakat yumurta rezervin azalıyor demek. Tamam mı? AMH için de canlı yayın yapmıştım. Lütfen onu da izle. Onunla ilgili beslenme şeylerimiz de var. Beynim sürekli yaş 39 iş bitti diyor. Gittiğim doktorlar yaşı söylüyor. Havacım 42 yaşında anne oldum ben. Yapmayın böyle. Yapmayın lütfen. 39 yaşında ben hamile şey yapsaydım bana 39 yaşında göbek atardım. Keşke o yaşlarda olsam. Evet. Miyomlarla ilgili bak brokoli kürü var. Sarıçoğlu sitesinde deneyin diyor. Deneyin arkadaşlar. Ee, testere dişli aslan perçesini işte birini sabah için birini akşam için takıyorsun. Tamam mı? İkisini birlikte yapmayın. Evet yani şimdi tohum hibrit olduktan sonra kendiniz dikmeyin. Tabii ki ata tohumu bulacaksınız. Ata tohumu internette var arkadaşlar. Aracılığını şey yapınca. Tamam mı? Yaş 39 geç değil. Benim gibi folikül kisti olan var mı? Bu ay yumurtlamam olmadı. Kisti olmuş. Bu durumda olan var mı? Ama hocam yani kistler adette gider. Şey yapma. Onun için küçültücü bir şey veriyor zaten doktor. Adette atılıyor, bitiyor. Evet. Vitamin kullanın Yayını kaydedeceğim. Evet. Yumurtanın, bebeğin sağlıklı olması yumurtanın kaliteli olması lazım. Yaş 41. Kaliteli yumurta oluşur mu? O kaliteli yumurtayı oluşturmak sizin şeyinize dediğim gibi iki aylık bir kür uygulayacaksınız, vitamin, mineral alacaksınız. Yumurta kalitesiyle ilgili bir canlı yayın yapmıştım arkadaşlar. Onu mutlaka izleyin. Onun içerisinde bütün besinler, meyveler, sebzeler, vitaminler, her şeyi tek tek anlattım. Lütfen onlara bakın. Özür dilerim. 2 ay içerisinde yumurtayı oluşturabilirsin, şey yapabilirsiniz, kaliteli yumurta oluşturabilirsiniz. 2-3 ay içerisinde ondan sonra da hamile kalabilirsiniz ama bu doktorların yardımıyla olay, olur, daha iyi olur. Yani kendinizden 40 yaşında artık kendinizden hamile kalmayı beklemeyin. Omega 3 alın, küenzim 10 alın, bir estron alın. Bunları bütün kadınlara şey yapıyorlar ya da bütün bunları içeren şeyler var. Pro e, woman, e, vitaminler var. Onları kullanabilirsiniz. Doktorunuz önerir ama bunu. Mutlaka gidin ve 2 ay 3 ay öncesinden folik asitle beraber bunları alın. Ondan sonra şey yapın. D vitamini de. Rahim duvarı ince olanlar e, ne yapabilir? Rahim duvarı içinde şey yapabilirsiniz. Nar suyu mesela rahim duvarını kalınlaştırıyor bir hafta iki hafta içince bir onu içip öyle şey yapın ama rahim duvarın inceliği hangi gün ölçüldü adet öncesi mi adet ortasında mı adet sonuna yani adetin başlangıcına başlamasına yakın mı ölçüldü ne zaman ölçüldü o da çok önemli karamaz nar suyu iyi geliyor yani hatta bir arkadaşımız şey yapmıştı Biraz fazla kalınlaştı galiba benim tedavim şey yaptı dediler ee, Önümüzdeki ay Nar suyunu bırak dedim Önümüzdeki ay normale döner Tedaviye yeniden başlarsınız dediler çok mu içti ne yaptı Evet Düş sokağa Saraçoğlu Hoca'yı aradım. Bütün hormonları söyledim. Sadece testere de işte aslan perçesini önerdi. Telefonla tamam gayet güzel. FSH değerim çok yüksek. Doktorlar AMH'nin düşük olması gerekir diyorlar. Ama benim AMH çok iyi olabiliyor. İşte FSH'nin çıkması için o başka bir şeyden dolayı da FSH'nin çıkmış olabilir. Stres FSH çıkartabilir yani buna da dikkat edin. Bir, bir birazcık kendinizi koyu verirseniz, rahatlarsanız e, FSH düşebilir. FSH 37 AMH 19 şans var mı? E, tabii ki işte dediğim gibi Hayt otu, e, hayt tohumuz çayı, ondan sonra e, diğer şeylerden kullanırsanız olabilir. Bu lütfen istiyorum.com'a girin. Yarın linkini de vereceğim o hikayeleri okuyun orada ne yaptıklarının hepsi yazıyor onları da şey yapın tekrar tekrar yayını kaydedeceğim size uygun olanları tabi her şey herkese uygun değildir. Genetik tüp bebek tedavisi görüyorum. Yumurta sayım az olduğu için havuz yapılıyor. İlk 3 ay embriyo oluştu. Geçen ay 2 yumurta oluştu ama döllenme olmadı. Yani o embriyo oluşmadı. Ee, evet. Ee, bu arada Zehracım Zehracığım multivitamin alıyor musun? Ne alıyorsun? Lütfen onları da şey yapar mısın? Prolaktin e tabii ki etken yani. doğal yoldan prolaktini nasıl düşüreceğini bilmiyorum. Onunla ilgili araştırma yapmam lazım. Arkadaşlar bu çalışmaları size anlattığım şeyleri tabii ki arkadaşlarım da yazıyor. Ee, diğer hastalardan edindiğim tecrübeler ayrı, kendi yaşadıklarım da ayrı fakat ben e, yurt dışındaki bilimsel yayınları İngilizceleri e, Türkçe'ye çevirip onlara şey yapıyorum, okuyorum. Onlardan not alıp size aktarıyorum. İngilizce e, internet sitelerini de araştırıyorum. Bütün bunlar hem Türk hem İngiliz Türk ve yabancı sitelerin karışımı ve e, bu tedaviyi yaşamış olan e, kişilerin e, bana gönderdiklerinden derlediğim şeyler yani derlen derlenmiş şeyler e, bilginiz olsun. E, i̇nşallah birisi erken menopoza çözüm bulur perepe yaptık ama maalesef umarım bir gün bizimle de ilgilenen birileri olur. Gerçekten zor durumdayız. Yani eee PRP tedavisinden gerçekten umutluyum ama herkese yararlı olmuyor ne yazık ki. Onu da çok üzü yani üzülerek söylüyorum. Neden e, bazı insanlara yararlı oluyor, bazılarında olmuyor onu henüz bilemiyorlar. Çünkü çok yeni bir tedavi. Eminim e, kök hücre tedavisi biraz şey olunca eee Başarırlar diye düşünüyorum Evet Zehracım evet FSH düştüğü zaman Prolaktini Ve progeston takviyesini Önümüzdeki hafta şey yapayım Tamam mı bu Araştırmam lazım Prolaktin'de stres evet stres yapmamak gerekiyor. Dar iç çamaşırı giyme, incir havuç çok tüketme, brokoli, karnabahar, yaban mersini falan ye. Evet prolaktini arkadaşımız söylemiş. Bu yayınların hoşunuza gitmesine çok seviniyorum. Gerçekten ben de böyle yeniden ders çalışıyor, öğrenci gibi hissediyorum kendimi. Çok güzel oluyor benim için de. Ben keyif alıyorum. Evet. Bak Semra arkadaşımız Sibel Hanımcığım FSH 42 çıkmıştı olmaz dediklerinde Bülent Hocam'a gittim. Neden olmasın deyip perepe işlemi yaptı. Yani her ay kontrola gidiyorum. Sadece bir tane yumurtam oluşuyor. Olsun onu toplayacaklardın eminim. Ee, i̇nşallah. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ilaç verdikleri zaman onunla birlikte hayır tohumu ve aslan pençesi kullanmayın. Çünkü etkileşimin ne olacağını bilmiyoruz. O şey nasıl olabilir onu da bilmiyorum. Bak yaso. FSH çok yüksekti. Kıbrıs'ta iki defa donasyon yapıldı. Onlar tutmadı. Bir yıl sonra kendiliğinden hamile kaldım. Gördünüz mü? Yani ben söylemiyorum işte ispatı arkadaşlar kendiliğinden hamile kalabiliyorsunuz olayı bıraktıktan sonra yalnız farkında mısınız ya adetin e, Aysel adetin e, 7. günü muayene oldum 20 tane yumurta göründü bir tane doktor kist olmadığını söyledi e, 20 milimetre bir yumurta göründü Kist olmadan söyledi ama benim kafam karıştı. Hiç adetin 7. günde bu kadar büyümüş yumurta duymadım. Bu işte hormon dengesizliği ve yumurta rezervinin az azlığını belirten bir şey. Aniden yumurtanın büyümesi, normal 12. güne kadar şey yapmaması, ani büyüme, ani şey yapma, yok olma bunların hepsi yumurta rezervinin azalmasını şey yapan, işaret eden şeyler. E, eşimi kardeşi FSH 18.6 6 ayda 2 defa adet görüyormuş. Hayır tamam kullansa düzelir mi? Düzelebilir. E, bence bayanları bütün stres ve erkeklerdir. <laughs> Birisi çözümü buldu. <laughs> Nurhan'cığım bu kadar şey olma ya. Valla eşin yanında mı bunları yazarken? <laughs> Hay Allah'ım. <laughs> Erkeklerde bütün stresin sebebi kadınlar sizin yüzünüzden spermlerimiz yok oluyor diyebilir yani. <laughs> Havuç suyu içebilirsiniz. Evet. Teşekkür ederim Gülşah Emre. Çok teşekkür ederim. Siz de çok güzelsiniz. Bakın bugün tekrar bir şey okudum. Ben <laughs> son zamanlarda frekanslara, sekanslara, frekanslara ruhsal şeylere, spiritüel şeylere çok ilgi duyuyorum. Aynı frekansta insanlar birbirini bulur arkadaşlar. Bugün şu anda burada olmanız benimle aynı frekansta olduğunuz anlamına geliyor. Biz birbirimizden bir şeyler alabilecek durumda olduğumuz için, aynı ruh durum şeyinde olduğumuz için beraberiz. Ama içinizde daha benden yüksek olursa ya da frekansımız düştüğümüzde birbirimizden kopuyoruz. Buna inanıyorum. Siz çok güzel insansınız diyor. Siz de çok güzel insansınız. Yani biz aynı frekanstayız. Bunlarla ilgili ayrıca spiritel konuları da gireceğim. Bir yaşam planınız var arkadaşlar. Bunları kabul ederek gelmiş de olabilirsiniz. Yani Herkesin bir yaşam planı ve yaşam şeyi var. Ee, belki tekamülünüz için bunları yaşamayı kabul ederek geldiniz bu dünyaya. Bir de onu düşünün. Ben onca sene tedavi olduktan sonra 40 yaşında, 20 sene tedavi olduktan sonra 42 yaşında da anne olduktan sonra Aklımda yani ancak o zaman uyandım. Bakın 42 yaşında, 43 yaşında çocuğumu doğurduktan sonra uyandım. Ben dedim niye bu kadar çok tedavi gördüm ya? Ne oluyoruz? Neden bunun bir sebebi olması lazım? Neden ben bu kadar tedavi gördüm? Neden bu kadar uğraştım? Bu çocuk için. Çocuk burada. Ama bu bu kadarla kalmamalı. Bir şey daha olmalı. O zaman dedim ya ben bu kadar uğraştığıma göre bununla ilgili bir şey yapmalıyım. İnsanlara yol göstermeliyim. Onca sene emek verdim, onca sene ızdırabını çektim, onca sene mutsuzluğunu yaşadım. O zaman ben yol göstermeliyim. Aynı şeyi yaşamasınlar. İnsanlar 20 sene yaşamasın benim gibi. Benim yaşam planımda bu varmış. 20 seneden beri de ben bununla uğraşıyorum. İnsanlara yol göstermeye çalışıyorum. Sizin de belki yaşam planınız böyle bir şey. Belki siz de el atacaksınız bebek doğduktan sonra. Belki siz de gönüllü olarak çalışacaksınız. Bir sürü gönüllümüz var. Bir gün onları tanıtacağım size. Ben değilim yalnızca Çider Dernek. Tamam mı? Senin 8-10 tane gönüllümüz var. Dünyanın bir köşesinde, Almanya'da, İsviçre'de, İstanbul'da, Mardin'de, bilmem nerede. Onları da gö, gö şey yapacağım, size tanıtacağım. Her yerde var. <laughs> bak bak. Kök demir gün. Sibel Hanım çok yapıyorum. Stres, göğsüm ağrıyor. Sertlik var gece oynayıp ağlıyorum. Elime bir sopa alıp hepiniz gelip döveceğim. Tamam mı? Stres yok. Stres, stres yok. Size şey yapıyorum yasaklıyorum size stresi bak yasa öyle demiş ne zaman kendimi rahat bıraktım Kıbrıs'taki donasyonlar tutmadı ve kendimden hamile kaldım ya yani hakikaten şöyle gelsen seni sarılıp öpeceğim ya bir musibet bir nasihattan daha iyidir bin nasihattan derler ya işte yasonun söyledikleri bu tamam mı Seda seni döverim benim yaşımı söylemeyin. Ee, evet. <laughs> ya o kadar çok. Tabii ki ben psikologlara gittim, psikoloji okudum. Ondan sonra akupunktur. Sonradan onu sizin için sırf akapunktur yararlı olduğunu daha sonra öğrendiğim için akapunkturu öğrendim. Akapunktura gittim 7 kilo verdim. Sonradan. Ondan sonra e, yani neden oluyor? Neden ben konusunu çok araştırdım? Ben neden bu benim başıma geldi? Ne yaptım? Kader planımda ne var? Bunların hepsini yaşadım. Ondan sonra Araya sonra dedim ki yardımcı olmak zorundasın senin kader planında bu var demek ki ve ben mümkün olduğu kadar doğru bilgiler insanlara verip bir an önce hamile kalmalarını sağlamaya çalışıyorum ve ben tedavi olurken çok para sıkıntısı çektim gerçekten yani şimdi zengin bir insan değilim ama o zaman gerçekten yeni evlilik daha yeni ikinci evliliğim ama yani maddi sıkıntılarım var birisinin yanında çalışıyorum eşim başkasının yanında çalışıyor borç aç zaten kendi imkanlarımızla ev şey yapmışız kurmuşuz hiçbir zaman ev sahibi olamadık ne evim var ne arabam var <laughs> hiçbir şeyim yok yani hala yok ama benim için onları şey yapmak o kadar şey değildi Allah kısmet ederse kısmet ederse olur önemli olan yardımcı olabilmekti ben çok para sıkıntısı çektim. Ya birkaç ay biriktirip öyle ultrasonda bakmak için bile birkaç ay paramla biriktirip öyle gidiyordum. Onun için bu çilerde tedavilerde hep tüp bebek tedavilerinde indirim indirim diye şey yapıyorum. Merkezler onun için sevmiyor beni sevmiyorlar. Diyorlar ki niye yani biz kazanacağımız paradan niye sana indirim yapıp da hastaları sana şey yapalım. O zaman herkes indirimli gelmek istiyor. Bütün hastalar senden mi gelsinler? Sen tekelleşmek mi istiyorsun diyorlar. Yok. Değil. İnsanlar sadece daha az ödeyip tedavi görsünler istiyorum. Tek derdim o. Çünkü çok sıkıntısını çektik biz. Bu derneği kuranların hepsi parasızlıktan geberdi o tedavileri olurken. O yüzden indirim şey yapıyoruz talep ediyoruz bizden ne kadar çok hasta giderse o kadar çok saygı görürüz o yüzden diyorum ben lütfen tedavilerinizi dernekte derneğe başvurarak yaptırın ki indirim versinler indirim versinler Çider'le çalışmak için tüp bebek merkezleri de lütfen Çider bizimle çalışsın hasta gelsin diye şey yapsınlar biz ne kadar güçlü olursak sizin hep beraber ancak tüp bebek merkezleri o sayede şey yapar. Çider Derneği'ne gereken saygı gösterir. Biz kendimize ne kadar sahip çıkarsak. O yüzden Çider'e lütfen sahip çıkın arkadaşlar. Yazılara mutlaka like koyun. Ben bakıyorum doktorların şeylerinde dedikodu yapayım azıcık size. <laughs> Bitmeden ay çok dedikodu yapmam valla. Bir buçuk saat oldu. Kendiliğinden kapanacak şimdi. Arkadaşlar bir bir şey olmuş <laughs> dedikodu yapacaktım unuttum neyse ay <laughs> başka zaman yaparım bir şey anlatacaktım unuttum şeyi görünce evet siz sahip çıkın derneğe sahip çıkın Randevularınızı mutlaka dernekten şey yapın alın dernekten isteyin. Ha pardon doktorlara bakıyorum. Ya benim yarım kadar şey izleyici şey var. Bir şey koyuyorlar. 500 tane falan beğeni geliyor. Ben bir şey koyuyorum. 50-60 tane geliyor. Arkadaşlar yapmayın ya. Yani bana da benim niye 300 tane şeyin beğenim olmuyor? Kimse beğenmiyor mu benim koyduğum şeyleri? doktor bir tane çip bebek de hemen resim koyuyor 500 tane 300 tane beğeni oluyor ben de istiyorum yani çaba göster derneğinize sahip çıkın lütfen biz ancak kendimize sahip çıkarsak insanlar bize saygı gösterir onun dışında hiç kimse göstermez size söyleyeyim burada bir derneğiniz var sizin için çalışan ve arkada gözükmeyen en az 10-11 tane gönüllü arkadaşımız var. Ee, Facebook'ta yönetim, yönetici olarak çalışan arkadaşlarımız var. Ondan sonra e, dernekte profesyonel olarak çalışan Nuray Hanım var. E, tüp bebek merkezleriyle sürekli konuşan, randevu alan, e, o bütün e, hastaların sorunlarını halleden başka bir arkadaşımız var. Ben burada gözüken yüzüm sadece. Arkadaşlar her şeyler hazırlanıyor. <laughs> ben pastayı şey yapıyorum. Kaymağı yiyorum burada. Tamam mı? <laughs> evet. Böyle. Ne demiş Kara e, Sibel Hanım testlerinde her gün çift koyu çizgi neden çıkar? Her gün çıkması o test bozuk anlamına da gelebilir. Tamam mı? <laughs> tamam mı dedim gene. <laughs> Yani bir insan her gün oylasyon olmaz. 4-5 günde olması lazım. Onun dışında çift çizginin gözükmemesi lazım normalde. Adetinizin 12. günü adetinizin Birinci gününden 12. gününe kadar yumurtanız işte yavaş yavaş büyür, gelişir. O 10 ile 17 arasında böyle bir 4-5 gün bir şey olur. Yumurtlama gününüz olur. Ee, o günler hamile kalabileceğiniz günler, bir gün önceden, bir gün sonradan şey yapacaksınız. Hamilelik için e, ilişkide bulunacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Harika bir yayın oldu bence. Ay çok konuştum. Dedikodu yaptık. <laughs> Ve lütfen e, yazılar koyduğum zaman lütfen beğenin ya onları. Takip edin. Ee, hikayelere bol bol bakın. İnternet sitesine link verdiğim zaman lütfen internet sitesinin linklere kontrol edin. Oraya ne kadar çok şey olursa internet sitesinde tüp bebek merkezleri şey yapar. E, e, sponsor olmaya çalışır. Şu anda hiç sponsorumuz yok arkadaşlar. Öylesine şey yapıyoruz. E, doktorlarımızla tabii ki çalışıyoruz. E, fakat Acı zemine sözleşmemiz bitti. E, fakat Acıbadem'in doktorları hala indirim veriyor. Çok tatlı doktorların biri Onu şey yapıyorum. E, bir tek Adana şu anda şey yapmıyor. Kayseri, Eskişehir, e, Ankara, İstanbul. üç tane merkez var. Onlar veriyorlar. E, bir tek Adana. Bir de Ziblank Bey'de zaten indirimimiz yoktu. E, bu şekilde Tamam mı? İnşallah güzel e, merkezlerden sponsorluk ve e, indirimler gene devam eder. Ankara'da bir merkezimiz daha inşallah olacak marttan sonra. Başka merkezlerimiz de olacak. Artık bütün merkezleri açız. Hoşça kalın. Hepinizi çok öpüyorum. Önümüzdeki hafta e, büyük ihtimal e, çok sevdiğimiz bir doktorumuz olacak kesinleştir, aslında kesin ama gene de onunla son bir teyit alıp öyle yayınlamak istiyorum sonra başka değişik ilginç konularda beraber olacağız, meditasyonumuz var akapunktur tekrar olacak doktorumuz olacak sonra dediğim gibi prolaktinle ilgili ayrıca yapabilirim prolaktin ve diğer şeylerle ilgili, troitle ilgili ve biraz spiritel konulara gireceğiz ruhsal konulara gireceğiz benim konularıma sonra. Bir kere bir tane yayında öyle yapacağız. Hoşçakalın. Hepinize çok öpüyorum. Çok sevgiler. İnşallah hepiniz hamile kalacaksınız arkadaşlar. İnancınızı yitirmeyin. Stresinizi yapmayın. Tamam. Hoşçakalın.